Merhabalar, hoş geldiniz yeni videomuza. Biraz ara açıldı yine. Aslında uzun zamandır aklımdaydı bunu size göstermek, bu videoyu çekmek ama bir türlü kısmet olmadı. O yüzden sizden önce özür diliyorum. Yapacağımız şey bu videoda duş kapanı. Şurada bir örneği var. Nehir'in odası için yaptım. Burada bir örnek daha var. Önce onu göstersin kameracığım, ona bakın ayrıntılarına. Böyle yabancıların dream catcher dedikleri duş kapanı, rüya kapanı. Bizim kültürümüzde pek yok aslında ama çok estetik bir görüntüsü var ve ben de çok sevdim bunu yapmayı. Zaten böyle çok çeşitli malzemeleri bir araya getirmeyi çok seviyorum biliyorsunuz. O yüzden bu benim için bulunmaz bir nimet oldu bu duş kapanı projeleri. Bunu da göstereyim size. Böyle biliyorsunuz aslında bunun orijinalinde daha çok burada hep örümcek ağları bu kısımda. Burada da daha çok böyle bu kadar çok süslü pek olmuyor. Genelde daha sade oluyor. Böyle ağ şeklinde, örümcek ağ şeklinde. Aralarda da bu asıl özelliği bu şeyler. Tüyler. Kuş tüyleri gibi böyle. Biraz daha kaldırayım böyle görün. Ben böyle danteller, aralara fistolar koydum. Biraz böyle inciler falan var. Böyle bir şey hazırladım. Buralara da çiçekler koydum. Şimdi aslında burada gördüğünüz malzemelerin hiçbiri neredeyse bana ait değil. Bir tek bu halka bana ait. Onun dışında hep söylüyorum, çok tatlı, çok güzel, çok böyle içten dostlarım var benim. Bazılarını hiç görmedim. Onlar sağ olsunlar hep malzemeleri paylaşıyorlar benimle. Bana gönderiyorlar. Bu malzemeler de öyle. Bana da bunları bir araya getirmek kalıyor sadece. Aslında en basit olan benim yaptığım şey. Bir kez daha herkese, hepsine, tüm güzel dostlara çok teşekkür ediyorum. Hem nazarlık malzemeleri için hem bütün bu malzemeler için. Şimdi bir halkamız var. Bu halkayı tuhafiyeden aldım. Böyle üçlü bir arada satılıyordu. Üç boydu. Bir tanesini, ortadakini seçtim. O duş kapağında büyük kullandım. Bunu da küçük kullandım. Bu dantele uygun bu şey. Aslında ortadaki yuvarlak dantelinize ne uygunsa ona göre bir şey seçin. Bunları tuhafiyelerden kolayca bulabilirsiniz. Daha çok kasnak da olabilir. Tek kasnak da olabilir. Ya da çanta sapı diye de arayabilirsiniz. Bunları her yerden bulursunuz. Eminönü'nden falan, Tahtakale'den. Dantel de canım arkadaşım Sinem'in gönderdiği dantellerden. O da öyleydi. O da öyleydi. O Dilek Hoca'nın gönderdiğiydi galiba. Artık karıştırıyorum malzemeleri. Şimdi bu fistoyla önce bunu kaplıyoruz bir. Kapı süsü yapar gibi, taç yapar gibi doluyoruz. Çok basit şekilde. Pistomuzu aldık. Önce şuraya birazcık bir şey sürelim. Silikon sürelim. Başlayalım sarmaya. Herhalde pistonun düzgün tarafı bu. Elimizi yakmıyoruz. Şimdi bunu böyle geçire geçire bir saralım bakalım. Hızlıca. Hiç önemli değil nasıl oldu. Çünkü zaten üst üste biniyor. O yüzden hiç düzeltmeye uğraşmayın. Olur mu? Böyle birleştirin. Sadece... Siz bunun yerine daha geniş fisto kullanabilirsiniz. Kurdele kullanabilirsiniz. Elinizde ne varsa, hiçbir şey bulamazsanız tül kullanabilirsiniz. Tül sarabilirsiniz. Bir şeyle sarın. Böylece gözükmesin plastiği halkasını. Bitti şimdi. Pistomuzu sardık güzelce. Sonuna geldik. Şuradan keselim. Kestiğimiz parçayı da böyle güzelce silikonla yapıştıralım. Şuraya yapıştıralım. Çok pardon. Buraya yapıştıralım. Ama dikkat edin, elinizi yakmayın. Tamam. Şimdi böyle bir halkamız var elimizde. Silikonları temizliyoruz. Halkamız bu. Şimdi bunun ortasına bu gelecek. Nasıl gelecek? O da şöyle ki. Bununla işimiz bitti. Elimize alıyoruz iğnemizi. Beyaz ip. Çünkü bu beyaz. Şimdi şöyle. Başlıyoruz. Bunu ortaya getirdik. Şimdi başlıyoruz. Önce şuradan bir tane. Beyaza beyaz olduğu için gözükmeyecek, hiç endişelenmiyoruz. Bir tane buradan bir tutuyoruz. Ne kadar mesafe olacak?
Şu kadar bir mesafe. Ama ben bunların arasında inci koymayı çok severim. O yüzden yine inci koyacağım. Şu örnekte de görüyorsunuz. İncilerle birleştirmiştim. Bunu da öyle yapalım. Bunu kesebilir miyim? Şöyle. Bu kadar birleştiriyoruz. Yani sıfır gibi yapıyoruz neredeyse inceyi. Zaten biraz buradan da çekiyoruz. Gergin dursun diye. Şöyle yapalım tekrar. Buradan düğümleyelim. Şöyle. Şimdi bu yaptığımız işlemi bütün bir dantel boyunca yapacağız. Yani her şunlara. Evet, hepsine yapalım. Şuraya geçirdik iğnemizi. Bir tane ince aldık. İnce şöyle. Buradan böyle. Bir daha tutturalım. Dantelin arasından. Sonra burada. Buraya. Şöyle olacak. Tamam. Şimdi bunu düğümlüyoruz ve kopartıyoruz. Kesiyoruz ipimizi. Çok zarif zaten. Dantel, fisto, inci. Hepsi çok çok zarif şeyler. Ortaya çıkan da son derece zarif bir duvar süsü olacak. Rüya kapanı olacak artık. Başucunuza mı koyarsınız? Salonun baş köşesine mi bilmiyorum ama lütfen yapın. Siz de yapın. Buradan yapalım önce gene. Değiştirmeyin, bozmayalım stilimize. Bir tane ince. Bu değil. Bu olur mu? Şu. Doğru ince bu galiba. Doğru da olmazsa çok sıkıntı yok. Hepsi birbirine benziyor. Şöyle. Bir daha. Bunu da böyle yapacağız. Olacak değil mi? Tamam. Tam denk geldi. Şimdi burayı düğümleyelim. Zaten kendisi düğümlendi. Bu da bitti. Şimdi sonucu inciyi de takıp burayı birleştirdik. Dantelin son açıkta kalan parçasını da birleştirdik ve rüya kapanımızın en zor kısmı, en zor değil, özür dilerim, hiç zor bir şey yok bunda, çok basit hepsi. En vakit alan kısmı bitti. Böyle bir çemberimiz oldu. Gördüğünüz gibi çok basit. Değil mi? Gergin de oldu. Evet. Ya aslında o şey böyle örümcek gibi olanlar dediğim gibi orijinalinde ama ben onu sevmiyorum. O korkunç biraz. Bizimkisi biraz daha estetik. Bunu da buraya koyayım mı ortaya? Yarım inciyi de buraya böyle bırakalım. Oldu. Tamam şimdi. Şimdi burada şeyler var. Fisto, dantel. Ay özür dilerim, dantel yok, şey var. Ne var? Fisto var. Kurdele var, bol bol. Kadife kurdeleler var. Dilek hocamdan. Sağ olsun. Bunları da size şey için gösterdim. Bunların hiçbiri yoksa bunları kesip böyle şey yapabilirsiniz. Bağlayabilirsiniz şeritler halinde. Bunlar tüller biliyorsunuz. Bunu göbeğe kullanabilirsiniz. Çok güzel bir şey bu ama. Şu göbek kısmına böyle elde yapılmış danteliniz yoksa, eskilerden kalma, annenizden, çeyizden yoksa, ki bizde yani Türklerde olmaması pek imkanlı bir şey değil. Yani mutlaka vardır. Yoksa ya benden isteyin ya da böyle tül alıp tülü şöyle diyelim ki bunu aldınız şeyden. Buna para verip, çok para verip almıyorsunuz. 1 liralık 2 liralık. Hep söylüyorum, tüycülerin kapı önündeki tüller bunlar. Bunlardan alıyorsunuz. Şu göbeğe bunu koyuyorsunuz.
Çok da zarif olmuyor mu böyle? Böyle dikersiniz kenarlarını ya da yapıştırırsınız halkaya. Ya da ikili halkaysa, kasnaksa araya sıkıştırırsınız. Tamam mı? Bunları o fikir için size söylemek için buraya koymuştum. Kaldırıyorum. Şimdi, bu da çok güzel, çok zarif bir şey ama bu buna zaten ziyan olurdu. Bunu başka projelerde çok güzel kullanacağız inşallah. Çok beğendim. Şöyle güzelce göstereyim size dursun. Bu çiçekleri de şey bittikten sonra böyle kenarına koyacağım. O düş kapağını da gördünüz ya. Kenarlarda böyle çiçek çok zarif oluyor. Aslında bu şey küçük bir şey. Bir tane bile çok güzel olabilir. Yetebilir sanki. Arkasındaki şey şu kısmı. Karga burnuna hemen kesiyoruz. Şöyle bir kenarda dursun. Onu en son yapacağız. Şimdi ben şeritler hazırladım. Boyları birbirine aynı gibi ölçerek. Bir tane siz de ölçü hazırlayın. İki kat olacak şekilde düşünün. Yani şöyle ki. Şöyle tutuyoruz. Çok uzun yapmayacağım bu sefer alt kısımlarını. Şimdi şuradan şöyle. Gördüğünüz gibi ters yaptık. Bir daha yapalım. Bu aradan geçiriyorsun. Geçirmedik. Geçirmedik. Bir daha yapalım. Şöyle iki kat diyorsunuz, tutuyorsunuz. Tamam mı? Sonra şöyle yapıyorsunuz. Bu aradan bunu böyle geçiriyorsunuz. Bu kadar. Şimdi bunun gibi bunu böyle tutuyor. Boyları çok çok şey değil. Hani biraz yukarı aşağılı olabilir. Renk renk. Dediğim gibi bunu bundaki gibi pembe beyaz da yapabilirsiniz. Ondaki gibi rengarenk de yapabilirsiniz. Onu siz karar vereceksiniz. Nasıl isterseniz. Tek beyaz da güzel olur aslında. İkiye katlayıp böyle alıyoruz. Tamam bu kadar. İstediğimiz kadar yapıyoruz bu şeyleri. Sonra şurada bir tane koordinat var. Onu da yapalım mı? Biraz açılmış burası da alalım. Şöyle. Bakalım bu boyu yapmayacak mı bana? Ters düz konularında ve sağ sol konularında maalesef çok şey değil, iyi değil. Bunlar kadife çok güzel şeyler, kurdeleler. Bunlar da bulursanız. En çok cuma pazarında var bunlar. Aklınızda olsun. Pazarlarda çok oluyor. Sonra bunlar bittikten sonra da bütün hepsini yaptıktan sonra da uçlarını lütfen yakın olur mu çakmakla? Dikkatlice. Tabii ki. Çok dikkatlice. Ha, pazarlardan bulun bunları lütfen. Çok para vermeyin. Yerlerde çünkü böyle öbek öbek deli gibi satılıyor bunlar. Metrelerce, bobinlerce alabilirsiniz. Şunu yapacağım. Hangisini yapayım? Bunu yapayım. Thank you.
tatlı oldu. Harika oldu. Şu aralara bir tane daha koyalım. Birer tane daha koyalım bu aralara. Bunu daha genişletmeyeyim. Aralardan gidelim o zaman. Şöyle yapalım. Siz de şunu arkasına çevireceğiz. Siz de bakın böyle. Neresi eksikse oralara koyalım. Neresiydi? Mesela şuraya koyacaktık. Hop. Tamam. Sonra bir de bunu koyalım. Küm oluyor. Olsun. Kümesin önüne. Buraya da koyalım mı bir tane? Hadi bir tane buradan. Şöyle arttırın. Şuraya lazım değil mi? Burası bir boş kalmış. Şuraya bir şey koyalım. Ne koyalım? Bu yeşili koyalım. Bu yeşili az gelir. Şu maviyi koyalım. İnce gelir yani. Zayıf kalır. Bunu koyalım. Bu arada Instagram'da bir çekiliş var. 10K çekilişi. Nazarlık, magnet ve topuz tokası hediyeler. Çekilişe katılmak isterseniz sayfama gidin, olur mu? Altıra Esen Can adres biliyorsunuz. Oldu mu kameracığım? Biraz daha yapalım mı? Ben de bakayım. Sanki olmuş gibi. Aslında şey istiyordum, onu yapayım. Dur. Evet, onu bir deneyeyim. Ama önce şunu da, bir tane şunu da koyalım. Burada çok güzel bir şey. Bunu da koyacağım. Bunu da bir yere koyayım. Bakayım neresi eksikse oraya koyayım. Neresi eksik? Burası. Bu ortaya koyalım bunu. Arkasını döndürüyoruz. Şurasıydı galiba. Şöyle. Şöyle. Hop. Şimdi inci koyacağım bir sıra. Şöyle yapacağım. Bir tane burada. Şöyle. Şey yapacağım. Düş kapağında kolye yapacağım. İyi fikir değil mi? Hoppa. Evet. Ben şimdi bunları böyle dizerken kameracığım size şu mandalalı nazarlığımı göstersin en iyisi. Ben de size sonra sürpriz yapayım bu şeyi. Düş kapağının kolyesini. Olur mu? Mandalalı nazarlık. En son çalıştığım nazarlıklardan. Ortasındaki daha önce de yaptığım gibi bardak altlı plastik bir bardak altlı o aslında. Onlardan aldım ki aklıma böyle nazarlıklarda kullanayım diye geldi. Böyle gene şeylerle, boyalarla, pazenle, sedefle, ortasında da nazar boncuğuyla bir şey yaptım. Nazarlık yaptım, mandalalı nazarlık. Bundan bir tane daha yaptım ama onu şimdi size göstermeyeyim. Evet, böyle daha tatlı oldu sanki. Bir tanesi fazla bence, bir tane çok. Uzun kolye olmasın. Şimdi bunu da buraya birleştireceğim. Şuraya. Şöyle. Nereye takıldı? Buraya takıldı. Tamam. Evet. Biraz da bu tarafa yapmamız lazımmış. Şöyle. Şimdi tüylerimizi koyalım. Burada unuttuğumuz bir şey var mı? Bunların çoğunu kullandık zaten. Değişik bir şey var mıydı? Yoktu. Bunları kullandık. Kolyesini yaptık. Şimdi tüyleri. Kırmızı tüy koymayalım isterseniz. Yani içinde olan renklerden koyalım. Şöyle. Bunları şöyle bir araya getirelim. Beyaz da koyalım. Bunları da buraya birleştirmek için, koymak için bir tane bir şey kullanmamız lazım.
Ne kullanabiliriz? Düşünelim. Bir şunu koyalım bakalım şimdi. Tutacak mı? Üstüne bir şey koymamız lazım ama. Şimdi bu silikonun rengi de kapanacak bunun için. Oldu mu? Şimdi bu taraf böyle olsun. Bir tane bu araya bir yere koyalım. Sonra buraya da koyalım. Elime geldi. Burayı da böyle. Şimdi bir tane pembe değil de beyaz mı? Beyaz mı var? Mavi de koyalım mı? Mavi var içinde. Yapıştırdığımızı çekmeyelim onun için. Beyaz buraya. Hafifçe şey yapayım da. Silikon gözükmesin. Bir tane de bir şey yapıyorum. Şuraya mı yapayım? Ne var burada? Bu kadife. Dokunmayın sakın, silikon çok fena yakıyor. Bu şeyini yapacağız, sapını yapacağız, bunu koyacağız bugün. Buraya ne diyorsunuz? Evet, bunu koyalım ya. Ben bugünü çok beğendim çünkü. Bunu illaki şuraya bir koymamız lazım. Çok zarif değil mi? Bir tane daha gül yanına gerek yok bence. Ne diyorsunuz? Çok tatlı oldu. Şöyle de askısını yapalım o zaman. Tamam. Böyle olacak. Olacak. Başka şans yok. Tamam. Oldu. Düzeltmeyeceğim seni. Yalnız biraz böyle yapayım. Şu şey boyalı kısım gözükmesin. Onu çıkartırız. Keseriz. Başka bir şey koyacak mıydık acaba? Düşünüyorum. Şurada şeyler var. Deniz yıldızları. Onlar konabilir. Alta sedefler konabilir. Başka türlü yaptığınız bir şeylerde de o malzemeleri de kullanabilirsiniz. Ama buna sanki gerek yok gibi. Evet. Şöyle tutayım mı? Böyle doğru asayım. Asayım bari. Kocamdakileri kaldırayım. Hoppa. Şuraya nazarlığımın yerine. Buyurun. Şöyle de yapıyorlar. Böyle V şeklinde. Öyle de yapabilirsiniz. Böyle de olabilir. Uzunluğu kısalı da olabilir. Nasıl isterseniz. Bu da böyle. Siz artık malzemeleri zenginleştirebilirsiniz. Çeşitlendirebilirsiniz. Ya da daha da sade yapabilirsiniz. Nasıl isterseniz. Gönlünüzden nasıl geçerse. Bitti galiba bu projede. Ne kadar sürdü bilmiyorum ama aslında çok uzun süren bir şey değil. Benim gibi tersi düzü ayıramayan bir insansanız o zaman biraz uzun sürebilir ama onun dışında gerçekten kolay ve basit bir proje. Teşekkür ediyorum. Sabır gösterdiniz, izlediniz. İnşallah sonuna kadar beğendiniz, abone oldunuz. Ben de size yeni projeler üretmeye devam edeyim o zaman.
biraz daha hızlı olarak, daha seri olarak, daha sık aralıklarla yeni videolar çekelim. Videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda inşallah daha sık aralıklarla, yeni videolarla görüşmek dileğiyle. Esen kalın, mutlu kalın. Abone olmayı unutmayın.